geldiniz, hoş geldiniz. Biraz bir giriş gibi olsun. Ben bugün Aziz İmam Hüdayi Hazretlerinden bahsedeyim diye gönlümden geçti gelirken. Bir arada Osman Kemal Hazretlerini anlatayım falan diye geçti. Onu da gelecek dersimizi anlatırız. Sonra gene Yunus'tan devam ederiz. İsterseniz kısaca Halvetiye'den bir bahsedelim. Tarikatlar tarihinde. Hepsi birbirinden güzel. Piran. Ama Halvetiye'nin Anadolu sahası için özel bir yeri vardı. Malum kurucu pir Ömer Halveti Hazretleri diye geçer. Aslında bunu da izah etmemizde fayda var. Bütün posta gelen piran müceddittir. Pir makamındadır. Piri temsil etme makamındadır. Bu uzun bir konudur. Sadece kulak dolgunluğu olsun. Biri birinden ne üstün, ne alçak, ne büyük, ne küçüktür. Her gelen post pirini temsil eder. Geriye doğru gittiğimizde silsilename pek çok eserler, burada da var Halvetiye silsilesi, pek çok eserde vardır. Her gelen kendi silsilesi ilave eder gider. Geriye doğru gittiğimizde bu silsilede en önemli zatlardan bir tanesi İbrahim Zahidi Geylani. Elimde tuttuğum bu kitap Azerbaycan baskılı bir kitap. Fakirin, yarısını fakirin yazdığı, yarısını Mehmet Rıhtım'ın yazdığı bir kitap. Halvetiye Sufiliği diye bir el kitabı. İnşallah Türkiye'de basılır. Yahya Şirvan'dan Şaban Veli'ye Halvetiye Sufiliği isminde bir kitap. İbrahim Zahidi Geylani Hazretleri Tapduk Emre ile çağdaş. Yani 1200 ile 1300'lü yıllar arasında yaşamış bir zat. İbrahim Zahidi Geylani. Azerbaycan iki tane aynı Yunus Emre gibi iki makamlı yahut da iki türbeli, iki mezarlı bir zat. İhtiyatlı olmamız lazım. Yollar içinde yol vardır. Yollar içinde değişik değişik haller vardır. Bunu bütün yollar içinde değerlendirin, böyle değerlendirin. Yani cemal içinde celal, celal içinde cemal tecelli eder. İbrahim Zahid Geylani Hazretleri'nin silsilesinden birkaç silsile sonra meşhur Ömer Halveti, Şeyh Ömer Halveti Hazretleri zuhur etmiştir. Ömer Halveti Hazretleri de bizim tarihi kaynaklarımızda var, bir numaralı kaynağımız, onu da söyleyeyim. Yani kütüphanenizde de bulunsa iyi olur. Mahmut Hulvi'nin, Şeyh Mahmut Hulvi'nin Lemazat Hulvisi. Yeni baskı yaptı. Serhan Tayşi abimiz güzel bir baskı yaptı, hazırlamıştı. Piyasada olan bir kitap, burada var mı bilmiyorum. Lemazat Hulvi, o çok temel bir eserdir. Fakat Anadolu sahasında yazıldığı için Tebriz ve Azerbaycan coğrafyası bize uzak geldiği için, uzak kaldığı için bazı tespitleri doğru değil. Akşamseddin silsilesi böyle. Bıçakçı Emir Dede silsilesi de Bünyamin Ayaşi ve Şeyh Ali Aksaray'ı Hazretleri vasıtasıyla günümüze kadar gelmiştir. Bugün yaşayıp yaşamadığını doğrusu bilmiyorum. Onlar melamidir. Haza melamidir. Örtülüdür. Hatta içlerinde çok iyi bildiğiniz, adını belki duyduğumuz İdris-i Muhtefi diye bir zat vardır. Duydunuz mu? Bir mektebe uğradı, kuş dilini okurlar. Onun çok ilginç de bir tane nutku şerifi vardır. Benim kitaplardan birisinde olacak ama onu da bir ders konusu yapalım inşallah. Çok ilginç bir şeydir. İş bu deme erince üç kez doğdum anadan. Nice yavru uçurdum nice aşiyaneden. Şatiyelerde var. Bak işte hafıza zayıf olunca iş bu deme, yani bu insan makamına gelinceye kadar üç kez doğdum anadan. Madenler, bitkiler, hayvanat. Nice yavru uçurdum nice aşiyaneden. Bu üç familyada pek çok makam seyrettim. Tesvi çıkarın, oradan yorumlayın. Her motif, Batıların metafor dediği her kavram için bir ikişer üçer sayfalık çözümleme yapabileceğimiz, yani bir kitap yazabileceğimiz muhteşem bir eserdir. Bunlar kafadan uydurulmuş motifler değildir.
tamamen alem misalden alınmış. Yani misal aleminden alınmış. Tabiri caizse rüya aleminden alınmış. Sizin anlayacağınız hale getireyim. Motiflerdir. Rüya tabir edilir gibi edilir. Rüya tabir eden kişi bu şiirleri rahat bir şekilde tabir eder. Rüyasında diyelim ki falan kuşu gördük. Bunun manası ne? Oradaki mana neyse bu şiirdeki mana da olur. Hiç değişen bir şey olmaz. Ya ilahi, yari kıl bana. Yardım et bana. Dost ol bana. Ki senden gayrı yarim yok. Yardımcım yok, dostum yok. Ne yüzle varayım sana? Günahtan gayrı karım yok. Günahtan başka karım, kazancım yok. Bu tasavvuflara, sufilere günah nedir diye sorarsanız, haksız geçen günleri günahtır. Başka günah yoktur. Vücut kezen bir hadisi var ya, ya Resulullah en büyük günah nedir diye soruyor. En büyük günah benliğindir. Kendi vücuduna yani benliğine müstakil benlik izafe etmendir. Yani hakkın varlığının dışında bir varlık vehmetmektir. Halbuki ben ondan başka bir şey yok. Hak'tan başka bir nesne yok. Gözsüzlere pinhan imiş. Bu şuurla yaşayıverse o zaman olacak. Ama bunun sağlamasını yapar Allah. Böyle yaşarsan güzel de sağlamasını yapar. Kuyruğuna basar ben dersen, ten dersen olmaz. Sağlamasını yaptığın anda sen diyeceksin. Yani...